İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir renkle geldim. Hanımlar rengimiz kot mavi. Ve uydurabileceğim renkleri üzerine koydum. Bu şekilde bu renkleri uydurdum. Siz tabi dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Yazmam hanımlar. Markası Cenk marka. Şurada kodu yazıyor. Bakın. Numarası şurada. İp olarak hanımlar numara veremiyorum çünkü yarım ipler daha önce kullanıp numaralarını attığım ipler. Renk olarak saman sarısı, şöyle yavru ağzının bir koyusu, yeşil, yağ yeşili ve kot mavi ipim var. Hemen oyamızın yapımına geçelim. Hanımlar bu şekilde bir sıra ters yüzüne zürafalarımı yaptım. Şimdi oya yaparken bu şekilde çevirip yapmam gerekiyor. Ben size göstermek için gösterdim ama ben bu taraftan düz devam edeceğim. Çünkü şuradan başlayamıyorum. Bakın içe doğru kıvırdım. Oyayı düz taraftan yapacağız. Ben şuradan başlayacağım ama dediğim gibi ben keseceğim için buradan başlıyorum. Siz yaptığınızda yüzüne yapıyorsunuz. Hanımlar nasıl anlaşır onu da söylemek istiyorum. Yazmanın iç kısmı biraz daha mat. Yüzü ise biraz daha parlak. O şekilde ayırt edebilirsiniz. Şimdi ben ipimi zürafama sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitliyorum. İleriye batarak bir iki tane, iki üç tane zürafa yapalım. Modeli sağlamlaştırmak için açılma olmasın diye kesinlikle bir iki tane zürafa şart. Şimdi bir tane daha zürafa yapıyorum. Bu yapacağım zürafada model kuracağım. İçine battım. İpimi üzerine atarak geriye gidiyorum. Şurada bir tane pırpır. Tepeye çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Bu şekilde bir tane yaprak oluşturmuş oldum. Aynısından bir tane daha yapalım. Şimdi 3 tane zürafamızı yapalım. Bir, iki ve 3. Üçüncü zürafaya batıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde pırpırımı oluşturdum. Şimdi pırpırın tepesine çıktım. Şuradaki yaprağımı batıyorum. İpimi üzerine atarak alttakini tek dolayıp bu şekilde birleştirdim. Şu ara boşluğa batarak buradan bir tane pırpır oluşturdum. Şuraya batarak aşağı iniyorum. Burada yine bir pırpır ve tepeye çıkıyorum. Aşağı indim. Bu şekilde bir tane örümcek yaptım. Şimdi araya biraz mesafe koyalım. 10 tane, 15 tane dilediğiniz kadar mesafe koyabilirsiniz.
Hanımlar, ben yakın yapıyorum. Siz bana bakmayın. Çünkü sürekli söylüyorum. Model kurduğum için ne kadar yakın olursa o kadar daha gösterişli oluyor. Resimlerde daha güzel çıkıyor. Ama siz biraz daha mesafe koyun. Biraz daha uzak daha güzel olur. Sizi çok yormaz. Bir de dışarıya yapıyorsanız çok çok yakın yapmanıza gerek yok. Bu şekilde ben 9 zürafa bıraktım. Siz bu modelde 15 zürafa bırakabilirsiniz. Aynı şekilde bir tane daha yapalım. Bir yaprak aşağıya indim. İkinci yaprağımı da yapıyorum. Üç tane zürafamızı kuralım, yapalım. Bir, iki ve üç. Geriye dönelim. Burada bir tane pırpır. Tepeye çıkıyorum. Şuraya. Batıp birleştirdim. Burada tekli bir pırpırımızı yapalım. Tekli pırpırımızın içine model kuracağız. Çok küçük olmasın, çok da büyük olmasın. Aşağı indim. Aşağıda yine bir pırpır. Tepeye çıkıyorum. Ve indim. Bu şekilde altını hazırlayalım hanımlar. Yazmamızın tamamının altı bu şekilde oluyor. Ben bir tane daha yapıp geliyorum. Hanımlar, üçüncüyü de yaptım. Şimdi modelimizi kuralım. Modelimizi buradaki pırpırımızın tepesine sabitleyip kuruyoruz. Şöyle ipimi sabitledim. Burada 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 ve 3. İlk yaptığıma batarak geriye gidiyorum. İleriye batarak ilerledim. Tekrar ileri. Tekrar geri. Tekrar ileri. Ve son olarak yine geri. Bu şekilde bir tane küçük badem yaptım. Pırpırıma batarak şöyle aşağı indim. Hanımlar, iplere batmazsak modelimiz kayıyor, şuraya kadar geliyor. O yüzden iplere batmamaya dikkat edelim. Yine 3 tane daha. Tekrar geriye. Bunu biraz iri yaptım. Şöyle açabilirsem birazcık sıkacağım. Tekrar ileri. Tekrar geri. Tekrar ileri ve geri. Bunu elimle düzeltiyorum. Şuraya batarak yine aşağı iniyorum. Aşağı inerken ipimi çok sıkmamaya özen gösteriyorum. Hanımlar, açtım çünkü biraz sıktım inerken. Şöyle tekrar aşağı inelim. Bu şekilde sıkmadan. Aynı şekilde bir tane daha yapalım. Yine 3 tane pırpırımı yapıyorum.
Tekrar geriye. Tekrar ileri. Ve yine ileriye. Burayı düzelttim ve yine ipimi çok sıkmadan şöyle tekrar düzeltiyorum. Bunu elimle düzeltiyorum ve buradan ipimi koparıyorum. Modelimiz çünkü bitti. Şimdi bunu elimizle düzelttikten sonra diğer renklerimizi de aynı şekilde yapıp gelelim. Hanımlar, bu şekilde modelimi bitirdim. Diğer renkleri de yaparak sizlere göstermek istedim. Bence gayet güzel, şık bir model oldu. Fiyatını da buna göre siz kendi elinizin işçiliğine göre söyleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.